Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir ertelediğim sizden gelenler videomu sonunda çekiyorum. Burada bir sürü güzel hediyem var ve hepsi için size tekrar çok çok teşekkür ederim. Bu arada bu sanki bir hediye açma videosu değilmiş de bir yorum kanalıymışsın da böyle masanın karşısına geçip birilerine gömecekmişsin. Hayır hiç öyle bir niyetim yok. Hayır, bence sen böyle bir ceket giyindiğim için beni biraz resmi gördün, o yüzden bunu söylüyorsun. Evet, ama doğum günü videom olduğu için özenli gelmek istedim, süslü gelmek istedim. Ben ilk hediyemi açmadan önce şunu da söylemek istiyorum size. YouTube Türkiye bu sene enlerini açıkladı. En iyi çıkış yapan içerik üreticilerinde ben de varım. O kadar mutlu oldum ki size anlatamam. Girdim, bakıyorum gerçek mi değil mi, gerçek mi değil mi? Google'a yazıyorum, birilerine soruyorum. Ondan sonra anladım gerçekmiş. Hemen abime atıyorum. Abi bak ne olmuş abi. Hemen ondan da bir övgü bekliyorum. Ama gerçekten çok mutlu oldum ve inşallah 2022'de daha güzel şeyler yaparız. Başlamak istiyorum. Açıyorum. Şimdi bana bir makas veya bıçak falan vermezsen açamam. Thank you. Şimdi bunu dikkatli bir şekilde açmak istiyorum. Üzerine bu arada Emine Demir'den gelmiş. Osman daha küçük bir bıçak verseydin ya. Bu yemek bıçağı bile değil bu. Bakar mısınız verdiği bıçağa? Şimdi de ekmek bıçağı geldi, evet. Gerçekten ekmek bıçağı. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada bıçağı asla kimsenin elinden almam. Bıçak, makas hayatta. Abi ben batıl inançlı bir insanım bir de yani. Kırılmış tamamen çerçevesi. Ama içindeki fotoğraflar sağlam bir şekilde duruyor. Bunu atacağım. Ay abim Mesut benim. Bakar mısınız şunun güzelliğine bak. İlk hediyede ağlamam normal mi? Ay Mesut'la olan da fotoğraflarımız basılmış. Ve bunu Eda vs Mesut Iviş TV ve Edmes Fan'dan gelmiş. Ve kocaman uzun bir mesaj yazmışlar. Sonra okuyacağım bu arada bunu. Çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. O yeni yaşlara sağlık, mutluluk, huzurla. Ve çokça aşk diliyoruz yazmışlar. İnşallah hepimize. Çok beğendim bunu. Böyle manevi şeylere gerçekten bayılıyorum ya. Şimdi diğerini açıyorum. Artık bunda en azından bıçak kullanmayacağım. Duygusallaşıyorum yine. Wow. Taşınabilir hoparlör. Nice. Gerçekten çok güzel. Bu bayağı iyiymiş. Bunu yana koyuyorum, alıyorum. Diğerine geçiyorum. İlk hediyede biraz ağladım. Diğerlerinde ağlamayacağım. Bu ne? Gamzenaz Korkmaz. Gamzenaz biçimden ablasına bir hediye. Parantez içinde kendisini sizin aileden görüyor. Bakayım. Oo, kolonya. Çok tatlı var. Bugünlerde en çok ihtiyacımız olan şeylerden biri olabilir. Hayatımızdaki mikroplardan kurtulmamız gerekiyor çünkü. Böyle minik şeylere bayılıyorum bak. Minik şeyler beni her zaman alır. Gerçekten alır yani. Dur oyuncaklarımı alma. Her şeyde gözü var, her şeyi almaya çalışıyor. Bu ne ya? Aşkı biyotik. Bu aralar en çok ihtiyacım olan şey. Evet doğru, uzun zamandır aşksızım. Ece'nin bir farkısı ya, aşk bilim geldi. Abi bir de bunu hatırlıyor musun? Şey vardı ilaç, bir diğerine geçiyor. Dananım, 500 bin. Ayşe Güldemir. Oo, senin ben hediye paketini yerim. Gerçekten hediye almaya da, hediye açmaya da bayılıyorum. Kırmızı bir kutu. Çok sıkıntılı bir kutuya benziyor. Açıyorum bu kutu. Şu an beni biraz geldi. Açıyorum. Var. Kutu içinde kutu. Kutuception. Notunu, aşkım notunu bir okuyayım. Dayanamam. Kurban olurum ben size. İyi ki doğdun ablam. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Kısa zamanda milyonlara ulaşırsın. Kurban olurum ben sana deli. Kolye. Baykuşlu. Oy. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Bu kadar hediye. Canlarım benim. Hem de melek. Ay. Bu ne? Takom diyor. Ay fincan takımı yollamış bir de. Ben şimdi bunu evimde kahveler içmez miyim? He? Teşekkür ederim bir tane. Kurban olurum ben sana. Daha ne olsun lan? Sen bana hiçbir şey almamışsın. Milletin hediyesine mi şey diyorsun? İnsanların hediyesine bu kutuyu da saklayacağım var da. Teşekkür ederim. Sus be adam. Yalandan soruyor bana. Bir de bir şey istiyorsan alayım. Nasıl söyler insan? Şuna ihtiyacım var diyemedik biz de. Yo şunu beğeniyorum mesela. Ben sana diyemem. Zara'dan bir şey istiyor musun? Almadım. Baba iyi ki almadın yani. Zara çok fazla. 2-3 kat işte. Güzel yatırım. Bir dakika. Bu Ayfer teyzemden geldi. Doğru. Perde mi yollamış lan bana? Shakira kostümü mü bu? Ha, stylish bir şey. Bu değişik bir şey. Teşekkür ederim Ayfer teyzeciğim. Çok tatlı. Diğerine geçiyorum. Bu ne ya? Akıllı mıyım ki ben yani? Tamam tabii ki olabilirim de yani. Lazım olsun diye yollamıştım. Tamam teşekkür ediyorum güzel ince düşünceniz ama içine ama ayıp geldi bana biraz. Ama yine de teşekkür ederim.
Aa evet. Bir şey söyleyeceğim. Bence bu Mert Eren'e hediye. Mert Eren'im de çok sever bunu. Bir şey diyeceğim. Ben yapayım mı? Ben hiç yapmadım adı hayatımda lütfen. Tamam sana gelirse. Sen bana kazanmak istiyorsun şu an. Sana hediye geldi. Devam ediyorum. O piti piti karamele sepeti titi. Bu annemin hediyesi. Gerçekten sırf videosunu çekeceğim diye yemin ediyorum açmadım. Bakın paketle. Ne olduğunu bilmiyorum. Az önce şuralarda bir şey gördüm ama. Dur bu değilmiş. Sorry. Bir saniye. Dokunduğu her şeyi. Maskemle sildi masamı. Evet. Eline dikkat et. Eline dikkat et. Başımıza iş alacağım. Açıyorum. Ay çok güzel değil mi? Ay çok güzel annem. Teşekkür ederim. Sağ ol bebeğim. Ah çok tatlı bence. Ama şimdilik bunu çıkartıyorum. Bu arada çok tatlı bak. Heyda. Ha, değil mi? Aynen. Yes. Biliyorum biliyorum. Çok tatlı bu arada. Mesaj alındı mı diye bir şey var. Bu arada büyük ihtimalle bunun şeyini açmıştık. Hatırlamıyorum çünkü. Mesaj alındı mı? Bakalım mesajı alacak mıyız? Wow. Evet. Güzel bir yüzük. I said yes. Evet, evet, evet. Bilinmez bir yani bu arada gerçek. Evet, gerçek. Çok sormuşsunuz. Bence güzel bir hediye bu arada. Burada bu deminden beri dikkatimi çekiyor. Bak, bak. Bir şeyler düşürüyorum yere yanlışlıkla. Edo şu iyi ki varsın. Oy. Sen iyi ki varsın. Doğum günü kutlu olsun çiçeğim. Hak ettiğin tüm güzelliklere ulaşacağım bir yıl olsun. Seni çok seviyorum ve Z. Aşkım bunu video bitimi yiyeceğim biliyorsun. Yerim. Kahvemle birlikte yerim bunu. Diğerine geçiyorum. Bu renge ayrı bir düşkünlüğüm var bu arada. Onu da söyleyeyim. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun. Umarım hediyemiz ulaşmıştır. Zeynep Ece. AirPods kulaklık. Çok teşekkür ederim bu arada. Düşürüyordum yanlışlıkla. Gerçekten çok tatlı bir hediye. Şuna geçelim. Güzel bir kutuda bir şeyler geliyor yine. Yok ben ayakkabı diyorum. Bilekli insana şans getirsin. Yüzük ise seni anlatıyor. Dünyada hapsolmuş bir çiçek gibi düşün kendini. Güzel. Gerçekten bu dünyada hapsolmuş bir çiçek gibi hissettim şu an. Bilekliği mi peki güzelliği kalp? Bu ara herkes bana kalpli şeylerin mesajını veriyor. Niye? Sürekli kalpli şeyler de çok olabilir. O da olabilir. Bu arada bileklik geçireceğim birazdan. Şey yapamadım şu an. Sadece halledeceğim bunu. Şimdi sakince köşeye koyuyorum. Allah'ım ya Rabbim. Bu arada bana Sıla Şahin'in hediyesi. Geçen gün ofise gelirken bıraktı. İnanamıyorum Sıla sana ya. Ofise bırakıyorum dedi. O gün ben de gelemedim. Sonra ben de burada sizle birlikte açmak istedim. Oo, Joy of my life. Ay bayılıyorum böyle değişik enteresan kupalara ya. Çok iyi değil mi? Değil mi? Ne gibi? Zaten daha evde eşyalar hazır değil. Evde şu an hala sandalye yok. Normalde bu çekimi ben kendi evimde yapmak istiyordum. Evde sandalye yok. Sadece koltuk var. O yüzden burayı tercih ettim. Allah'ım ya Rabbim. Bakalım bu neymiş? Yapma öyle dedin değil mi? Evet ağzımla açtım. Ne? Ay demeyin. Aa, çok güzel bir paketleme. Bir dakika bunu biraz yırtıyorum. Biraz zarar gelebilir. Kusura bakmayın. Seni çok severek takip ediyorum. Gerçekten iyi bir dostum, arkadaşım gibi seviyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sıcak kalmışsın. Umarım bir gün tanışma fırsatımız olur. YouTube'da videolarını erkek arkadaşımla birlikte izliyoruz. Sana beraber küçük bir hediye yollamak istedik. Kendi markamızdan bir bere yolladık. Sana çok yakışacak eminim. Ve burada güzel bir son mesajı dinle. Yeni yılında şimdiden kutlarım. 2022 senin ve Vlog Social ailesi için başarılı bir yıl olsun. Bu arada ben Özge. Özge seni Instagram'dan ekliyorum şimdi. Çok teşekkür ederim bu arada. Çok sağ olun. Ooo neon. Üzerinde ne yazıyor? Wow. Evet benden yarın alacağı bir hediye falan. Şimdi diğer hediyeme geçiyorum. Ya şunu açalım. Ay bunu teyzem yollamış. Wow. Güzel böyle tüylü şeyleri seviyorum. Tüylü çantaları. Teşekkür ederim teyzeciğim. Bu arada teyzemin yazdığı notu şu. İyi ki doğdun teyzen yazmış. Sağ ol balım. Çok sıkıntılı bir şey geldi şu an önüme. Bunun ne olduğunu biliyorum ve bunun hikayesini size anlatmam lazım. Şöyle ben biliyorsunuz 2 ay önce kendi evime taşındım. Hatta neredeyse 3 ay oldu. Ondan sonra geçen günde teyzem abimin evindeydi. Dedi ki sana bir kargo gelmiş. Ben dedim ki imkansız. Hani abimin evine bir kargo söylemem imkansız benim. Ondan sonra dedim aç dedim ne gelmiş olabilir? Acaba dedim yanlış ben mi yolladım? Sonra bir açtı. Bir baktım. Teyzemle sonra da görüntülü konuşuyoruz. Merhaba Eda abla. Ben normalde Yaren ablanın fanıyım. Ama seni de çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Ama çok
çok teşekkür ederim. Hediyeleri şimdi açacağım. Asla bakmadım birlikte açmak için. Bu arada hesabı da alacağız. Rave yazıyor. Açıyorum şimdi. Ece Naz ablaya bakın. Bak gör. Ece Naz ablaya. Bu bana herhalde bir şey yazmıyor. Bu Ede abla doğum günü kutlu olsun. Benim bu. Başka. Hele bu YM. Yaren Mert. Bu hediye Mert Eren Bülbülündür yazıyor. Ya benimle ne alakası var peki konunun? Arkasında da şu yazıyor bak. Yaren'le Mert'in iki aşağı ideyim. Ben değil o hem ama o bak. Yaren Mert, Yaren Mert. Of ya bıktım Yarmer'den. Bunlar benim herhalde yani üstüne bir şey yazmayanları kendime almayı düşünüyorum. Ece Naz abla. İçlerinde böyle kalpli çikolatalar da var. Bunlar banadır diye düşünüyorum artık. Arada böyle denemelik tester parfümler var. Güzel bence. Gayet güzel. Evet biraz daha transfer edeyim mi onları? Tamam. Evet orası çok kalabalık oldu. Bu arada az hediyem kaldı. Devam ediyorum. Salam gibi duruyor. Ya da sosis gibi. Bilerek mi böyle sarılmış acaba bu? Ay hayır bu ne dezenfektan? Aa kar spreyi güzel. Güzel bir hediye. Teşekkür ederim. Kontrol ediyorum bir de. Sağ olun. Çok tatlı. Değişik bir tarz, değişik bir stil. En yakın zamanda en az senin kadar tatlı bir eş bulman dileğiyle teyzem. Of Berna teyzeciğim ne alakası var ya? Ne alakası var bir tanem? Çok teşekkür ederim. Çok güzel ama... Ay sen nereden biliyorsun? Nasıl bu kadar hakimsin bu piyasaya? Diğerine geçiyorum. Güzel. Hayır ya. Evet bunu kullanırım işte. Ne güzel şarkı söylerken ihtiyacım olacak olan bir şey. Tüy gibi. Bir tüy daha. Bir tüy daha. Ne bunlar ne kız? Maske. Maske mi bu? Hayatımda gördüğüm en kokoş maske olabilir. Oha hem kulağımı koruyor hem ağzımı. Değişikmiş değil mi? Hem kulaklarını koru hem de koronadan korun teyzem. Diğer teyzem bu arada. Evet çok teyzem var farkındayım ama ne yapabilirim? Teşekkür ederim bebişim sağ ol. Hepsini kullanacağım. Oy, oy bu ağır. Bunun ne olduğunu az çok tahmin ediyor gibiyim ve bunun notu da buralara sıkışmış. Olma. Burada bir tane daha var. Oy, oy bunun geleceğini bilmiyordum. Size bunun ne olduğunu söylemem lazım acilen. Ama önce şu notu okuyacağım. Ay babam, benim minik güzel prensesim sana nostaljik bir hediye göndermek istedim. Bu saat bu arada benim gerçekten doğduğum yıl gelmişti. Bizim o zamanlarda İzmit'te iki tane dükkanımız vardı. Orada hep asılıydı bu saat ve herkes bu saati çok beğenirdi. Babam da kimseye vermemişti bu zamana kadar. Bizim için anlamı çok büyük. Tüm zamanların hayırlı ve uğurlu geçsin baban. Oy. Pili bile takılı bu kadar düşünceli bir adam. Teşekkür ederim babacığım sağ ol bir tanem. Diğerine geçiyorum. Son. Bu sanırım hediye mi onu kestiremedim. Şimdi şöyle neden hediye olduğunu kestiremedim. Marka yazıyor üstünde. Oh my god cute. İnanılmaz tatlı bir şey gelmiş. Bir tane network ve benefit bir işbirliği yapmış. Dünyanın en güzel şeyleri gelmiş. Biliyorsunuz zaten makyajı olan ilgimi. Seninle sadece kendimi hayal ediyorum uzak bir diyarda. Sadece ikimiz şöyle eyvah. Bunlar gelmiş. Bir de bir kolyem var. Çok tatlı. Kolyedir. Pardon zincirmiş bunun zinciri. Çok teşekkür ederim. Oy hemen çantama koyayım. Pıt 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 pıt. Gidiyorum. Başka hediyem yok değil mi? Sen almadığın için yoktur evet. Evet sen de hediye alsaydın seninkini de koyardık. Şu an hatta bir tane hediye. Hadi! Lan hiç mi yok? Lan bu video, bu arada ben bu videoyu dün çekmek istiyordum. Dün ofiste 6-7 saat boyunca elektriklerimiz yoktu o yüzden çekemedim. Bugün çekeceğimi de biliyordu ama yine de bana bir tane çöp bile almamış biliyor musun? Ya bugün benim hediyem eksik olsaydı videomu çekemeseydim? Yiğit ama biliyor musun geçen gün bana soruyor şuna ne alayım ben de söyledim yazık gariban Eda cevap verdi ona bunu al. Gerçekten sana hiç yakıştıramadım. Bu arada hediyelerimin hepsi bitti. Hepsi için çok 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 mutluyum. Gerçekten bu kadar beklemiyordum.
beklediğimden çok daha fazlası. Zaten asla, yani bunların benim için hepsinin manevi değeri çok büyük. Tekrar teşekkür ederim. Bunları eve götürmek ve hepsini tek tek kullanmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. İyi ki varsınız. Bir de doğum günü mesajlarına da çoğuna cevap veremedim. Ama yaptığınız editlerin hepsini gördüm. Mesajlarınızın hepsini okumaya çalıştım. Çok teşekkür ederim. Asıl siz iyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.